Açısından zaten devletin yüzyıllardır güttüğü bir eğitim, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin güttüğü bir eğitim programı varken AKP'nin güttüğü bir eğitim programı da var şu an. Geçen sene karşılaştığımız çerez ya da yıllardır mücadele ettiğimiz zorunlu din derslerinin devamı da bu eğitim programını gösteriyor. AKP'nin yıllar önce söylediği bir cümle var. O zamanki başbakanımızın dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz diye. Bunun devamlı olan, devam kullanan bir müfredat değişikliği. Laik bilimsel eğitimden uzaklaştıkça dini, işte yerli, milli tabirleriyle bir nesil yetiştirmek istiyorlar. Daha çok birey olan, bireyselleştirdikleri bir nesil. Yarışına soktuları bir nesil yetiştirmek istiyorlar. Sürekli kalın devam ediyor. Zaten işte yıllarda değişimlere baktım da sürekli bir 4+4+4 eğitim sisteminin getirilmesi, daha sonra bu eğitim sistemin içine din derslerinin çok da erken bir yaşa çekilmesi, tarih derslerindeki oynamalar, işte belli başlı tarih hocalarının, ben de lisede bunu birebir yaşadım. İşte Çanakkale Zaferi'ni Akgürüyenler sayesinde kazanan tarzı böyle dini öğeler ve tarih öğeleri birleştirerek bir yaptırım uygulaması, evrim teorisinin derslerden çıkarılması, bugün işte bunun yerine yaratılış modelinin eklenmesi, yani bir Allah'ın kainatı yarattığı hikayesinin tek taraflı, tek din anlayışıyla anlatmaları gibi ilerleyen bir süreç. Zaten külliye kurma hayalleri olan bir şeyiz. İşte külliye diye bahsettikleri çok fazla şey var. Üniversiteden yere geliyor, külliye diye bahsediyorlar. Bunu yapan bir iktidar doğal olarak bu sürecin devamında da daha da gerici, medreselleşme, dini eğitimlerin olduğu yerlere çevirmek isteyeceklerdir. Çok fazla problem yaşıyor öyle bir çocukları. İşte bir kendi inancı ve okulda duyduğu bir inanç var ve inancı olduğu dayatılan bir inanç var. Bununla mücadele ediyorlar. Yani daha önce çok fazla işte örneklerini gördük. Ne gibi örnekler gördük? İşte zorla dua üretilmek, işte namaz kıl, zorla namaz kıldırmak, işte aileye eve geldiğinde çocuğun bir ikilemde kaldığı çok açık bir ortada oluyor bu yüzden. İşte biz namaz kılmıyoruz, biz Müslüman değiliz, biz Aleviyiz, işte biz neyiz, biz kötü müyüz? ÇEDES meselesiyle ve ÇEDES projesiyle beraber okullarda dini eğitim, işte manevi danışmalar altında imamları getirmeye çalışıyorlar. Bu da zaten devam eden mücadele ettiğimiz bir alan. Zaten zorunlu sınıf. Bu şey mesele de çocuklar için daha da artacaktır diye düşünüyorum.